Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz asla ve asla bu derslerimize son vermeyeceğiz. Yani ölünceye kadar. Çünkü bu okuduğumuz dersler tefekkürü ibadettir. Ve dolayısıyla inşallah başta korona olmak üzere bütün insanlar ve özellikle Müslümanlara gelecek musibetlere belki bir perde olur Cenab-ı Hakk'ın rahmeti açısından. Onun için devam edeceğiz. Biliyorsunuz biz azamet ve kibriya kapsından girmiştik. Yani şu kainatın büyüklüğü ve genişliği oradan girmiştik ve Cenab-ı Hakk'ın eserlerini seyrediyorduk. Bu münasebetle 5 hakikati okuyacaktık. Bu hakikatlerden 4.süne geldik. 4. hakikat. Biliyorsunuz 7. şua dediğimiz Ayetül Kübra'nın 2. babı 4. hakikati okuyacağız. Ve bu 2. bab tamamen tevhid hakkında. Yani Allah'ın zatında ve sıfatlarında birlik ve tek olduğu konusunda. Şimdi 4. hakikat. Mevcudatın vücutları ve zuhurları. Şimdi biliyorsunuz bir varlığın bir var olması ve ortaya çıkması var, bir de devam etmesi var. Bunlar farklı farklı şeyler. Yani mesela her gün okuduğumuz Ayetül Kübra'da da Ayetül Kürsi'de de bu mana var. Allahu la ilahe illa hu. El hayyu el kayyum. Şimdi el hayyu derken Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Bütün hayat sahiplerine hayatı veren o. El kayyum da o hayatı devam ettirip ayakta tutan. Her şeyi ayakta tutan. Demek ki mevcudatın vücutları ve zuhurları bu birincisi. Varoluşları ve ortaya çıkışları beraberlik ve birbiri içinde. En güzel örneği baharda binlerce çiçek bir arada çıkıyor. Aynı toprakta, aynı dağlar, aynı taşlar. Birlik ve birbirine benzemeklik. Bütün papatyalar birbirine benziyor. Ve birbirinin misali müsahharı, küçültülmüş misali. Yani bütün bitkiler aslında birbirine benziyor. Yaprağı var, çiçeği var, dalı var, budağı var, kökü var. Ve numune-i ekberi, yani biri küçüğü, biri daha büyük bir örneği. Ve bir kısım kül ve külli. Kül derken maddi parçalara diyor. Külli derken mesela insanın düşünce sahibi olması gibi manevi meselelere deniliyor. 8 milyar insan hayvanı natıktır. Yani düşünen bir canlıdır. İdrak eden bir canlı olmaklık küllilik. Ve diğer kısım onun cüzleri. Cüz dediği mesela bir ağacı maddi olarak düşünürsek dalı, budağı, yaprakları onun parçası, cüzü. Ve fertleri ve birbirine sikke-i fıtratta müşabehet. Bütün yani gül yaprakları temelde yaratılış mührü itibariyle benziyor birbirine. Yani Malezya'daki de aynı, Antalya'daki de aynı, Hollanda'daki de aynı. Ve nakş-ı sanatta ve ona vurulan sanat nakşında da münasebet var. Aynı münasebetler. Bütün bunlar birliği ispat ediyor. Ustası bir çünkü. Ve birbirine yardım etmek. Değil mi? Yağmur toprağa, toprak yağmura. Hatta bitkiler de birbirine. Bununla alakalı bize fotosentezi misal vermiştim size. Ta lise 1'de fotosentez için imtihanda sormuşlardı, çizin bakalım. O günden hayran kalmıştım. Fotosentez dediği biliyorsunuz güneşin ışığıyla, aman ya Rabbi, yani o yaprakların, dalların, her şeyin bir araya gelip sonra yere dökülüyor, çürüyor. Oradan çürüyüp köklere gidiyor, köklerden tekrar yukarı çıkıyor. Tam bir şey, fabrika. Yardım etmek ve birbirinin vazife-i fıtriyesini, yaratılıştan olan vazifesini tekmil etmek, tamamlamak. Güneş ağacı, ağaç, kökler, gövdeyi, gövde işte şunu gibi çok cihetül vahdet noktalarında, birlik noktalarında, bedahet derecesinde, açıkça, 2 kere 2 4 eder derecede tevhidi. Şu kainatta Allah'ın zatı ve sıfatında bir olduğunu. İlan ve sanilerinin, bunları yapan ustanın da vahid,
yani aynı sıfatları taşıdığını ispat etmek ve kainatın rububiyet cihetinde kainat terbiye ediliyor. Ben de terbiye ediliyorum. Değil mi? Her gün biliyorsun bir kısım hücreler değişiyor, yenileri geliyor, bir kısmı gidiyor. Bütün kainat terbiye içinde. Cihetinde tecezzi ve inkısam kabul etmez. Bu çok önemli. Yani dağdaki meyve ağaçları seninle alakalı. Sen hayvanlarla alakalısın. Parçalanma kabul etmiyor bunlar. Hepsi aynı terbiye içerisinde. Etmez, bir kül, bir bütün ve külli hükmünde bulunduğunu ishar etmektir, ortaya koymaktır. Demek ki, evet, misal verecek şimdi. Mesela her baharda nebatattan ve hayvanattan, bitki ve hayvanlardan 400 bin nev'in tür bu, fert değil. Mesela insan türdür ama fert olarak birey diyoruz ya uydurukçası şimdi, 8 milyar insan ferdi var. Ama nev dediği tür, yani insan türü gibi. Bitki ve hayvanların da 400 bin türü var. İnsan onlardan biri. Nev'in hadsiz efratlarını, onlar her bir nev'in de fertleri var. Bir sivrisineğin bir yazda 5,5 milyar, aman yarabbi, yavru doğurduğunu unutmayın. Beraber ve birbiri içinde, bir de şeyi düşünün, hamsi balığını. Bir anda ve bir tarzda, bütün hamsi balıkları aynı özelliklerde. Yanlışsız, hatasız. Diyorum ya Allah için, hangi domatesi kestiniz de içinde ev hanımının şeyi, saç kılları çıktı. Ama mutlaka her yemekte çıkıyor. Kemal-i hikmet, tam bir hikmet ve hüsnü sanatla, sanat çok güzel, icat etmek ve idare ve iaşe etmek, onları beslemek. Hem kuşların misali musagarları olan sineklerden, sineklere küçültülmüş kuş diyor. Misali musagar dediği küçük örneği. Öyle kuş. Hatta sinekler daha sanatlı. Çünkü küçüldükçe sanat artıyor orada. Kuşların küçültülmüş misali olan sineklerden ta numune-i ekberleri olan, büyük numuneleri olan kartallara kadar. Hadsiz efratları yaratmak, sınırsız fertlerini ve hava aleminde seyahat ve yaşamalarına yardım eden cihazatı, değil mi? O kartalların, o sivrisineklerin, sineklerin cihazları var. Tam bir F-35 gibi, değil mi? Mükemmel, hem de benzinsiz falan. Cihaz dediği o, verip gezdirmek ve havayı şenlendirmekle beraber yüzlerinde mucizekar, mucizane bir sikke-i sanat. Yani bütün o kartalından sivrisineğine kadar her bir ferdinin yüzünde mucize mührü var. Yani benzerini yaratmak mümkün değil. Yaratmak mümkün değil. Ve cisimlerinde müdebbirane, çok tedbir edilen birer hatemi hikmet. Ne demek hatemi hikmet? Mesela diyelim bal arısı. Geçen hafta okuduk bunu. Ne kadar tatlı geçen haftalarda. Hafta değil de. Şimdi sikke demek biliyorsunuz o altınların üzerindeki böyle mühürler var ya, ona sikke diyoruz. Hatem demek mühür demek. Hani basılıyor ya, ona deniliyor. Tuğra da özel bir devlet adamının veya padişahınkine deniliyor. Şimdi hatem-i hikmet demek. Şimdi bir defa bal arısı tam bir sikke-i muciz şey. Ne derler? Ne dedi ona? Sanat. Ha, yani tam bir şey. Sikke-i mucizane bir sanat sikkesi. Ama bunun yanında bir de cisimlerinde çok iyi tedbir edilmiş, ayarlanmış bir hatem-i hikmet var. Hikmet mührü var. Nasıl hikmet mührü? Düşünün başında, aman ya Rabbi, hem bal makinesi var hem de zehir makinesi var. Bunlar hazırlanmış. Ve mahiyetlerinde mürebbiyane, tam terbiyeye uygun birer turre-i ehadiyet var. Allah Allah, turre-i ehadiyet. Yani bütün biliyorsunuz bir memleketin paralarında aynı padişahın adı olur. Aynen öyle de bir sivrisineğin bütün fertlerinde ve mahiyetinde de bütün sivrisinekleri yaratan aynı sanatkarın turrası. Tuğra da diyoruz buna. Tuğra da diyorlar, tuğra da diyorlar. Ehadiyet dediği zatı bir bunları yapanın.
hem zerrat-ı tamiyeyi, bu da üçüncü misal, yediğimiz yemeğin atomlarını, hücerat-ı bedeniyenin imdadı, vücudumuzdaki hücreciklerin, sadece beynimizde 2,5 milyara yakın hücre varmış. Bir de bunun içindeki şeyleri, atomları düşünün. Atomlar kimin imdadına geliyor? Hücrelerin imdadına. Ve nebatatı, bitkileri de hayvanatın imdadına. Bitkiler olmasa hayvanlar acından ölür. Hayvanatı insanların yardımına. Etiyle, sütüyle, yünüyle ve umum valideleri, anneleri, iktidarsız yavruların muavenetine. Bu da yardımlaşma düsturu. O gücü yetmeyen çocuklar, bebeklerin yardımına anneler yetişiyor. Hakimane, hikmetle gönderiyor. Burada çok enteresan. Ulan dedim bu, yahu iyi ki Allah'a şükür insanlar aslana benzemiyor. Aslan 3 ayda bir doğuruyormuş, biliyor musunuz? Duydunuz mu bunu? Ben bilmiyordum yani. Ula bir de insanlar öyle olsa var ya, dünyada kimse yaşayamaz. Hakimane dediği, her yönü düşüneceksiniz. Aman yarabbim. Şimdi bir kuş doğuyor, yarım saat sonra annesiyle beraber uçmaya başlayacak hazırlıkta. Ama insan öyle değil. Ancak 15'inde, 18'i arasında aklı başına geliyor. Hep bunlar hikmetli. Rahimane koşturmak, merhametle. Ve göndermek. Ayrıca bu da 4. Hem daire-i kehkeşandan, Samanyolu dairesi. Orada da aynı sanat birlik var. Ve manzume-i şemsiyeden, güneş sisteminden. Ve anasır-ı arziyeden, yer küresindeki 120 küsur elementlerden. Veya 4 unsurdan. Element derken 2 mana anlayacağız. Eski felsefeye göre 4 element var. Yani ateş, toprak, hava ve bir de su. Ama bizim günümüzdeki elementler 120 küsur, 130'a ulaştı belki. Ta göz hadekasının, hadeka dediği şu gözün, yani ne diyorlar ona? Söyleyin Türkçesini, anlayamadık hadekayı. Hadeka, göz bebeği demek. Göz bebeğinin perdelerine ve gül goncasının yapraklarına ve mısır sümbülünün gömleklerine. Aman ya Rabbi. Bunları görüyoruz ama Bediüzzaman gibi ifade edemiyoruz. Ve kavunun çekirdeklerine kadar mütedahil daireler gibi, hep iç içe. İç içe girmiş daireler gibi cüz'i ve külli hükmünde aynı intizam. Bir kavunda da, bir çekirdekte de, bütün çekirdeklerde de. Hepsinde aynı intizam. Ve hüsnü sanat, sanat güzelliği. Ve aynı fiil, aynı iş. Meksika'da da kavunda aynı iş. Değil mi? Antalya'da da aynı iş. Ve kemal-i hikmetle tasarruf etmek elbette bedahet derecesinde. Yani kesinlikle, açıkça ispat eder ki 3 tane hakikati ispat eder. 1. Bu işleri yapan hem vahittir. Yani sıfatları ve zatı tektir. 1'dir. Her şeyde sikkesi var. Mühür basmış, değil mi? Hem de hiçbir mekanda olmadığı gibi her mekanda hazırdır. Yoksa nasıl yetişecek? Bizim gibi maddi şeylerle kayıtlı olsa Meksika'daki güllere yetişinceye kadar Malezya'dakiler kurur. Öyle değil. Mekan söz konusu değil onun için. Hem güneş gibi her şey ondan uzak, o ise her şeye yakındır. İşte Allah'ı anlatan 3 temel cümle. Hem daire-i kehkeşan, Samanyolu dairesi ve manzume-i şemsiye gibi, güneş sistemi gibi en büyük şeyler ona ağır gelmediği gibi. Kandaki küreyvat, küreyvat dediği al yuvar ve ak yuvarlar. Hani kanda var ya. Ve kalpteki hatıra, o kalbimize gelen ince hatıralar bile, bizim hemen unutabildiğimiz hatıralar bile ondan gizlenmez. Akrabu ileyhi min hablil verid. Her zaman okuyoruz. Çünkü Allah insana şah damarından daha yakın. Tasarrufundan hariç kalmaz. Niye? Gece uyuyan kafir Müslüman herkes bunun şahididir. Hangi kafir uyurken olan bizim hidrofor durur mu acaba diğerde diyor. Hidrofor dediği kalp. Günde 8,5 ton kan atıyormuş hidroforumuz. Hem her şey
ne kadar büyük ve çok olursa olsun, domates gibi veyahut da çınar ağaçları gibi veya dev balıklar gibi, büyük yıldızlar gibi, en küçük, en az bir şey gibi ona kolaydır ki sineği kartal sisteminde. Yani hatta sineğin sistemi kartaldan da daha güçlü sanat itibariyle. Ve çekirdeği ağacın mahiyetinde. O da çok enteresan. O çekirdekte ağaç da var. Ve bir ağacı bir bahçe suretinde ve bir bahçeyi bir bahar sanatında ve bir baharı bir haşir vaziyetinde sanki büyük haşre benzer gibi yeniden 400 bin çeşit hayvan ve bitkileri yeniden haşrediyor her baharda. Suhuletle, kolaylıkla icat eder. Ve sanatça çok kıymetli şeyleri bize çok ucuz verir, ihsan eder. Şimdi süt almaya gönderdim. Bizim Ali Bey'i. Hem bize hem toruna. Yahu o sütü eğer insanlar suni olarak yapsalar var ya. Biz yani maddi imkanı olmayanlar asla süt içemezler biliyor musunuz? 60 sente alıyor biliyor musun bir litresini? Dehşet bir şey ya. Bediüzzaman yani bize onu satanı tablacı diyor, tablacı. Yani kim tablacı? İnek tablacı. Kan ve fışkı ortasından sütü takdim ediyor. Esas o sütün sahibi kim? Münim-i hakikisi Allah. İstediği fiyat ise bir bismillah. Başta bismillah diyeceğiz. Ve bir elhamdülillah. Bir de sonunda değil mi? Eşşükrü lillah diyeceğiz. Yani o çok kıymetli nimetlerin makbul fiyatları başta bismillahirrahmanirrahim ve ahirinde sonunda da elhamdülillah demektir. Ortada da tefekkür edeceğiz. O da şükrü gerektirir. Düşüneceğiz. Bu tablacı benden fiyat istiyor. Yani manav veyahut da ağaç. Bir ağaçtan meyve almak için bakım yapacaksın. İşte o tablacılıktır. Yoksa o ağaç nereden o kuru topraktan sana armudu veyahut da elmayı versin? Bu dördüncü hakikat dahi Risale-i Nur'da izah ve ispat edildiğinden bu kısacık işarette iktifa ediyor. Bizim seyyahın ikinci menzilde gördüğü hangi menzil? Azamet ve kibriya menzili. Yalnız burayı sizde de mi beşinci hakikati büyük harflerle yazmışlar? Yanlış. O kadar Risale-i Nur'un neşrinde şekil hatası. Çünkü bu beş hakikat var dedi. Bu bizim yani şuranın beş hakikati. Anladınız değil mi? Bak. Aha. Yani o azamet ve kibriya dairesinin beş hakikati bu. Bu da beşincisi. Diğer hakikatlar küçük harfli olduğu gibi bu da küçük harfli olmalı. Yoksa yukarıdan beri geldiğimiz o birinci, ikinci, üçüncü hakikat diye geldi. O daha önceydi. Dolayısıyla burada bir şekil hatası var. Onu söyleyeyim. O beş hakikatın beşincisi bu. Kibriya ve azamet dairesi. Kainatın mecmuunda, bütün kainatın tamamında ve erkanında. Kainatın erkanı deyince Rıza abi ne aklına geliyor? Bir kişiye söyle bakalım. Mesela, yerden başla. Nebatat. Yani zayıf kaldı biraz. Olabilir yani. Bütün bozuk değil. Ulan Keçeli koskoca erkan derken denizler, dağlar. Sema, yıldızlar, işte samanyolu, güneşler vesaire. Erkan derken temel veyahut da su yeryüzü için. Ateş, toprak, hava, erkan diyor çünkü bunlarsız. Tabii ama senin verdiğin de doğru yani. Ve eczasında, bak güzel bitkiler ve hayvanlar dedi. Onların cüzleri de her hayvanın fertleri. Aferin, doğru yani dediğim. Ben biraz daha büyük hayal ettim. Ve her mevcudunda, şu kainatta var olan her varlıkta bir intizam etmeli. En mükemmel nizam bulunuyor. Ben bunu çok anlatmışımdır, tekrar anlatayım. Şimdi bizim Erzurum Üniversite Camisi'nde imam 1980, 81, 82 çok muhteşem bir camidir. Bizim bir Ali abi var, jeoloji profesörü. Ben tabii çiçeklerden, meyvelerden misal veriyorum. Bir gün
Namazdan çıktım cuma namazından. Hocam öğle yemeğini yedin mi dedi. Dedim yemedim. Hocam dedi bizim fakültede yiyoruz. Fen Edebiyat Fakültesi. Doğru gittik. Yani kainatın sadece bitkisinde hayvanında değil. Her mevcudunda intizam mükemmel. Buna dair tatlı bir hatıra. Gittik. Yemeği yedik. İndirdi beni jeoloji laboratuvarına. Dedi hocam şu mikroskop yanımızda dursun. Dedi hocam şu taşlar var böyle. Taşları çeşit çeşit dizmişler. En kötü ve böyle hoş görünmeyen bir taşı seç dedi. Biz de köyde tram deriz. Tram. Bu tram değil yani. Bu bizi taşıyan tram taşı deriz. Çok gereksiz bir taştır. Yumuşaktır. Parçalanır. Sağlam değildir. Ama bir de çay taşı vardır. Böyle mücevher gibi şeydir. Yani eli üzerinde şey yani yüzeyi çok parlaktır. Bu çok kötü bir taş böyle. Ben daha kötüsünü seçtim. Dedi hocam bunu beğeniyor musun? Vallahi diğer taşlara göre çok çirkin dedim. Dedi şimdi mikroskoba gel. Yahu bir baktık seyrettik ki o en kötü çirkin dediğimiz taşın her zerresi bir çiçek. Onun için hocam bundan sonra çiçekten misal verme. Biraz da taşları anlat dedi hutbede. Anlatabildim mi? Yani burada şunun için naklettim. Kainattaki her mevcutta mükemmel bir intizam var. Yani. Her şeyde. Bulunması ve o memleket-i vasianın kainata geniş memleket diyor. Tedbir nasıl evrilip çevriliyor? Kur'an-ı Kerim'de ve yudebbirul emr diyor. Veya sümme yudebbirul emr. Ayet anlatıyor. Yani işleri tedbir ediyor Allah. Ve idaresine medar olan. Yani idare ediyor Cenab-ı Hak. O ayeti okuyayım ya. Sonra yoksa intizamı nasıl anlayacağız? Yanlış hatırlamadıysam ayet şu. Allah Allah çok tatlı ya. Vallahi billahi çok tatlı ne diyeyim size. Bak şu. Bak ne diyor? Sureyi neymiş? Sure-i Yunus'ta. Ya. Tedbir ve tedbir bu işte. İnne rabbekumullahu lezî halakas semavati vel arda fî sitteti eyyâm. Sizi terbiye edip yaratan o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sümme seva alel arş. Sonra rububiyet ve üluhiyet tahtında oturdu. Ve yüdebbirul emr. Bütün işleri tedbir eden, eviren, çeviren tedbirini gören odur. Mâ min şefî'in illâ min bâdi idni. Şu kainatta sizin yardımınıza koşan ne var? Ya çok susadım öleceğim ha getir getir. Su. Acımdan öleceğim ekmek. Ne aklınıza gelirse. Düştüm biri kurtarsın bir adam geldi. Size yardım için çağıracağınız kim varsa illâ min bâdi idni. Onun izni olmadan gelemez. Ey ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَابُدُوا İşte sizin Rabbiniz bu. Ona ibadet edin. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Hala bu hakikatları hatırlayıp da anlamaz mısınız? Ya Rab bize anlamayı nasip eyle. Gel de bu ayeti burada okuma değil mi Rıza? Ulan ne tatlı bir şey ya. Hakikaten şurayı baştan okuyorum. Kainatın mecmuunda, erkanında, eczasında, her mevcudunda bir intizam-ı ekmelin bulunması ve o memleket-i vasianın, bu geniş memleketin tedbir ve idaresine medar olan, vesile olan ve heyet-i umumiyesine taalluk eden, yani bütün kainatın tamamını ilgilendiren maddeler, mesela toprak, taş değil mi? Su, ateş ve vazifedarlar, bütün bunlar birer vahid olması, hepsi tek. Toprak bir tane. Taş bir tane de şey, ateş bir çeşit. Hep bunlar da tek. Ve o haşmetli şehir ve meşherde, meşher dediği fuar, kainatı fuara benzetiyor. Tasarruf eden isimler ve fiiller, aynı isim, aynı fiil. Papatya'yı Fettah ismi açtığı gibi yeni doğan bir bebeğin yüzünü de Fettah ismi açıyor. Birbiri içinde ve birer. Ve bir mahiyet ve vahid, tek ve her yerde aynı isim ve aynı fiil olmakla beraber her şeyi ve ekser eşyayı ya her şeyi veya çoğu şeyleri. Niye bu her şeyi dedi?
çoğu şeyler dedi bazen. Mesela hayat, hay ismi çoğu şeyleri ilgilendiriyor. Her şeyi ilgilendiren ne? Mucit ismi. Anladın değil mi? Bediüzzaman'ın kullandığı her kelime edebiyat için kullanmıyor o kelimeleri. Her şeyi ve ekser eşyayı. Mesela Allah'ın hayat veren ismi manasındaki hay ismi sadece hayat sahiplerini ilgilendiriyor. İhataları hepsini kuşatıyor ve şumulleri hepsini kapsıyor. Ve o ziynetli sarayın, şu kainat süslü bir saray, bunun tedbirine yani işlerin görülmesine ve şenlenmesine ve binasına medar olan, vesile olan unsurlar, unsur dediği nedir? İşte dediğim gibi ya 4 veya 120 küsur element diyeceksiniz. Ve neviler, 400 bin nevi, yani ata da ihtiyaç var, ota da. Nevi bunlar. Aslana da ihtiyaç var, kediye de. Birbiri içinde, ayrı ayrı değil. Ve birer ve bir mahiyeti vahide. Aslan dediği aynı mahiyet, tek mahiyet. Ve her yerde aynı unsur. Her yere git, toprak aynı, su aynı. Veya diğer elementler de aynı. Ve aynı nevi bulunmakla beraber zeminin, yer küresinin yüzünü ve ekserisini intişar ile her tarafa yayılmakla ihata etmeleri, yani yeryüzünü kuşatmaları elbette bedahetle, açıklıkla ve zaruretle iktiza eder, gerektirir ve delalet eder ve şehadet eder ve gösterir ki bu kainatın saniyi, sanatla bu mevcudatı yapan ustası ve müdebbiri, hani dedi ya yüdebbirul emr, yani bu işlerini tedbir eden, evirip çeviren ve bu memleketin sultanı ve mürebbisi, terbiye edeni ve bu sarayın sahibi ve banisi, bu kainat sarayını bina eden birdir, tektir, vahittir, sıfatlarında da tektir, ehaddir, zatında da tektir. Misli ve naziri olamaz, benzeri yok. Ve veziri ve muini de yoktur insanlar gibi. Bakanı yok, yardımcısı yok, genel müdürü yok. Şeriki, ortağı ve zıddı olamaz. Aczi ve kusuru da yoktur. Eksiği de yok, acizliği de yok. Evet, intizam bir vahdettir. Bir fabrikada eğer fabrika düzenli çalışıyorsa intizamlı çalışıyor demektir. Şu kainatta insanın elinin karışıp da bozduğu şeyler hariç ne intizamsız? Kur'an'ın ifadesiyle hel tera sümmerci'il basara hel tera min futur. Gözünü çevir tekrar bak şu semaya. En küçük bir çatlak patlak görecek misin diyor ayet-i kerime. Müthiş bir ayet, biliyor musunuz bu? Evet, intizam bir vahdettir, birlik icap eder. Bir tek nazzamı ister. Yani o düzeni bir tek düzen veren düzen vermiştir. Münakaşaya medar olan şirki kaldırmaz. Eğer bir yerde ortaklık varsa tartışma vardır. Dünyada da öyle. Yani iki ilah olsa tartışacaklardı diyor. Gökler ve yerler diyor, temanu' delili diyoruz biz buna. Birbirine girecekti, anarşiye girecekti. Madem bu kainatın heyeti mecmuasından, tümünden, kainatın tamamından, arzın, yer küresinin yevmi ve senevi deveranından, yer küresi bir günlük kendi çevresinde dönüyor, bir de yıllık güneşin çevresinde dönüşünden, ta insanın simasına, aman ya Rabbi, ve min ayatihi, ne bu? Olan? Kafa ülke sıfır ellezi sıfır ke oldu. Ben bu latifeyi severim. Bak, unuttuk. Bazen böyle oluyor. Ne yapayım? Bakacağım. Ben o ayeti hatırlayacağım. Ulan bu da ters basmışlar. Bugün her şey tersine gidiyor ya. Ne oluyor? Akgünüz'ün hafızası tersine gidiyor. Yok yok yok. Şunu okuyacağım. Ben söyleyeceğim şimdi. Ya. Ve min ayatihi خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Allah'ın birliğini ve varlığını ispat eden delillerden biri de göklerin ve yerin yaratılışıdır. Ayrıca benim esas okumak istediğim bu kısmı. وَاَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ. Sizin dilleriniz ve renklerinizin ve simalarınızdaki farklılıklardır. Müthiş bir şey, biliyor musunuz bu?
Sima. Sima okurlar var biliyorsun. Şurayı tekrar okuyalım. İnsanız ta yer küresinin günlük ve senelik dönüşünden ta insanın simasına ve başının duygular manzumesine. Başımızda duygular manzumesi var. Ne demek hocam? Göz görme duygusu, burun koklama duygusu, ağız tatma duygusu, kulak, öyle değil mi? O da dinleme duygusu. Bir tek dokunma o her yerde var, başta da var. Başını bir ateşe koy bakalım. Hemen yandı, yaktığını görürsün. Onun için, hele bak şu cümleye ya. Baş diyor, duygular manzumesi. Manzume sistem biliyorsun. Ve kandaki beyaz ve kırmızı kürey var. Al yuvar ve ak yuvarların deveranına, yani dönüşlerine, devran değil, deveran olmalı. Ve cereyanına kadar külli olsun, cüz'i olsun. Mesela insanın bir ferdi cüz'idir. Ama bütün insanlık küllidir. Tabii kül cüz olarak da o ayrı. Her bir şeyde hikmetli ve dikkatli bir intizam var. Elbette bu intizam gösteriyor ki bir kadir-i mutlaktan, hiç acizlik söz konusu olmayan, kayıtlama söz konusu olmayan, kayıtsız kudret sahibi bir zattan ve bir hakim-i mutlaktan, her şey ama her şey hikmetle yaratan Allah'ın hikmetinden, Allah'tan başka hiçbir şey kasıt ve icat suretiyle elini hiçbir şeye uzatamaz ve karışamazlar. Yoksa intizam olmaz. Yoksa intizam olmaz. Belki yalnız kabul ederler. Bu kainattaki her şey nizamı kabul ederler. Nizam yapamazlar. Mazhar ve müfail olurlar. Yapılan nizamı kabul ederler. O demek. Ve madem tanzim etmek, bir şeye nizam vermek ve bilhassa gayeleri takip etmek. Şimdi ben mesela kütüphaneme girdim. Bir güldüreyim de ondan sonra burayı anlatayım. Benim İmam Hatip'te yaşı büyük olan 25 yaşında falan bir kardeşim vardı. İsmini vermeyelim. Patmosluydu. Allah uzun ömür versin. Sağsa yoksa da benden büyüktü çünkü. 70 yaşındadır şimdi yani. Beraber yakın sırada oturuyoruz. Arka arkaya İmam Hatip'te. İkinci sınıfta. Evet, ikinci sınıfta. Şimdi ben ondan Arapça öğrenmek istedim ama ben başka sebeplerden dolayı fazla öğretmedi bana. Elhamdülillah sonra da benim talebem oldu Arapçada. Allah'a şükürler olsun. O ayrı bir hikaye de, fakat güzel olan şey şu. Yani sırf o gayeleri takip etmeyi anlatmak için bunu güldürüyorum sizi. Şimdi bu nişanlandı. Hep bize anlatıyor ve 3. sınıfta evlendi. Yani şartlılar biliyorsun erken evlenir biraz. Evlendi. Bir gün dedim ki ben Kadi Beydavi tefsiri okumaya başladım. Onun haşiyesi var. 4 cilt yanlış hatırlamıyorsam. Konevi tefsiri. Konyalı büyük bir allame yazmış. Ama her biri ne kadar biliyor musun? Şunun 5 büyüklüğünde veya 6 büyüklüğünde. Yani böyle. Yani 6 tane büyüklüğünde her cilt. Dedim ya böyle böyle okutuyorum. İhtiyacım var. Sen bir getirsen orayı filan yeri. Geldi tabii dedi hocam getiremedim. Niye dedi? Gel de gülme şimdi. Vallahi bizim hanım dedi ne yeni yazıyı ne eskimez yazıyı bilmez. Şimdi tabii dedi kışın dedi bir gün sobayı tutuşturacak bir şey bulamamış. Sayfa numarası nedir onu da bilmiyor kadıncağız. Anladın değil mi? O büyük kitaplardan birini çekmiş, o da Konevi tefsiri. Demiş bu kadar yaprağın arasında ne fark edecek bizim bey? Orada aradan bir 10-15 sayfayı yırtmış, sobayı tutuşturmuş. Bunu niye söylüyorum yani? Tamam, bir şeye düzen verebilirsin. Ama onu gayeye uygun düzen vermek zor yani. Yoksa bizim, o bizim kutbe, neyse ismini söylemeyeyim, kardeşimizin hanımı gibi sobayı tutuşturmak için Konevi tefsirinin arasından 15-20 sayfayı koparırsın. Allah Allah. Demek ki nizam vermek kolay değil ha. Anladın mı? Onun için benim meşhur bir özelliğimdir. Hanımım Allah razı olsun, tahsilli bir hanım olduğu için hiç bana zorluk çıkarmadı. Mesela küçük çocuk varken doktora yapıyordum, doktora tezini yazıyordum. Bizim Emrullah hiç elini vurmazdı, bir kağıda bile kaldırmazdı yerden.
Çünkü onun bir düzeni var. Birisi karıştırdı mı o düzeni verinceye kadar ananı alıyor. Çünkü gayeli diziyorsun kitapları. O da bir gaye. Ya bir de kainattaki hikmetleri düşün. Tamam düzen verecek ama gayelere göre verecek. Uzattığımın farkındayım ama bu çok önemli. Ve madem tanzim etmek ve bilhassa gayeleri takip etmek. Yani nizamı verirken gayeye uygun yapacaksın. Şimdi mutfak eşyasını tutar da banyoya korsan olmaz da o evin düzeni değil düzensizliğidir. Ve maslahatları gözeterek bir intizam vermek. Yalnız ilim ve hikmetle olur. Ve irade ve ihtiyar ile yapılır. Ama irade olabilmesi için de ilim olması lazım. İlmi olmayan adamın seçimi bizim işte Patnoslu'nun hanımınınki gibi olur. Elbette ve herhalde bu hikmet perverane intizam. Kainatta intizam var, hepsi hikmetli. Ve bu gözümüz önündeki maslahat karane, hep maslahatı gözeten çeşit çeşit hadsiz intizamat-ı mahlukat. Yaratılanların farklı farklı intizamları var. Eşeğin kulağı uzun ama benimki bu kadar. Kedininki şöyle. Hepsi farklı farklı. Bedahet derecesinde bu açıkça delalet ve şehadet eder ki bu durum bu mevcudatın halikı, yaratanı ve müdebbiri. Yani bunları tedbir edip evirip çeviren, düzenleyen birdir. Faildir. Fail demek bizzat yapıyor. İradesi var. Muhtardır. Yani tercihini kendisi yapıyor. Fe'alü lima yurid diyor ayet-i kerime. İstediğini yapabiliyor. Her şey onun kudretiyle vücuda gelir. Onun iradesiyle birer vaziyeti mahsusa alır. Onun iradesi dediği mesela aynı maddeden doğuyor bütün insanlar. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ Her hayat sahibini sudan yarattık diyor. Vallahi kedi de, köpek de, fare de, aslan da, ben de %90'ın üzerinde sudan yaratılmışız biliyor musun? Ama farklı bir vaziyet veriliyor. Değil mi? Ve onun ihtiyarıyla bir sureti muntazama giyer. Yani nizamlı bir suret alırız biz. Hem madem bu misafirhane-i dünyanın, dünya misafirhanesinin sobalı lambası birdir. Ne kastediyor buradan? Güneş. Çok tatlı bir tasvirdir bu. Ve ruznameli. Ruzname ne demek? Yani takvimli. Biliyorsun kandili birdir. Kandil dediği de ay. Niye ruzname diyor biliyor musun? Yes'elûneke anil ehille. Sana bu hilal gibi olan aylardan soruyorlar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki cevap olarak o size haccı ve benzeri takvimi bildirmek içindir. Üstad kullandığı kelimeleri bile Kur'an'a uygun seçiyoruz. Kandil, ruznameli dediği takvimli kandili birdir. Ve rahmetli süngeri birdir. O ne? Bulut. Ve ateşli aşçısı birdir. Ateş değil mi? O da şey yani güneş aynı zamanda. Ve hayatlı şurubu birdir değil mi? Su. Ve himayeli tarlası birdir. Bir 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 ta bin birler kadar. Elbette bu bir birler bedahetle açıkça şehadet eder ki bu misafirhanenin saniyi, ustası ve sahibi de birdir. Aslan üstad be. Öyle güzel ifadeler ki. Hem gayet kerim, ikramı bol ve misafirperverdir ki bu yüksek ve büyük memurlarını zihayat yolcularına bak 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 yüksek ve büyük memurlar hangileri bunlar biliyor musunuz? Güneş, ay, bulut, yağmur bunlar yüksek memurlar, büyük memurlar. Peki kime hizmet ettiriyor? Seyahat, hayat sahibi olan yolcular. Kim o? Başta insan, hayvanlar. Hizmetkar edip istirahatlerine çalıştırıyor. Hem madem dünyanın her tarafında tasarruf eden ve nakışları ve cilveleri görünen hakim, şu dünyanın her şeyinde bir hikmet var. Rahim, rahmet dolu. Musavvir, ayrı ayrı 400 bin bitki ve hayvanın şekillerini ayrı ayrı o çiziyor. Suret veren o, musavvir dediği o. Müdebbir,
onların hayatına lazım olan şekilleri vesaire işleri idare eden o, tedbir eden o, muhyi hayatı veren o, mürebbi hayatı devam ettirmek için terbiye eden o. Bu gibi isimler ve hikmet ve rahmet ve inayet, inayet ne demek? Bilen var mı bunu? Normalde yardım demek. Ama burada dikkatle, ihtimamla beslemek demek. Şenler, haller yani. Ne demek şenler? Bebe doğuyor, bir bakıyorsun annesinin süt çeşmesinden süt akıyor. O bir hal. 15 yaşına geldiğinde akmıyor. Anlatabildim mi? Ha. Ve tasvir, ona şekil veriyor. Tedvir ve terbiye gibi fiiller birdirler. Her yerde aynı isim, aynı fiil birbiri içinde. Hem nihayet mertebede hem ihatalıdırlar. Kainatı kuşatıyor. Hem birbirinin nakşını öyle tekmil ederler ki, bu da çok önemli. Dağa çıkın, bir çiçek diğerinin nakşını tamamlıyor. Bakıyorsun çam ağacı ötekini tamamlıyor. Bizim elhamdülillah İstanbul'da çok güzel bir evimiz var. Yani bir iki dönüme yakın. Aman ya Rabbi, şu anda cennete dönmüştür orası. Bana bizim buradaki bir büyük profesör, eski başbakanın da doktora hocası. Ya hoca, sen böyle bir ev varken ne işin var bu Rotterdam İslam Üniversitesi'nde demişti. Bizde misafir olmuştu da. Cennet gibidir şimdi. Hemen hemen her çeşit meyvemiz de var. Şimdi böyle bir durum. Yani birbirinin nakşını tamamlıyor. O zakkum ağacı var. Biliyorsun adı üstünde zakkum. Ama o kadar güzel manzarası var ki aziz. Hem birbirinin nakşını öyle tekmil ederler ki, tamamlarlar ki, güya o isimler ve fiiller ittihad edip birleşip, kudret aynı hikmet. Evet, Allah'ın kudreti var ama hikmet içinde. Sanki her hareket, kudret hikmetle hareket ediyor. Ve rahmet ve hikmet de aynı inayet, itina ile yapıyor. Öyle hikmet de önemli. Ve hayat oluyor. Mesela hayat verici ismin bir şeyde tasarrufu göründüğü anda, mesela bir bebeğe Allah'ın muhyi ismi, hay ismi, hayatı verince yaratıcı, tabii o bebek hayat sahibi olabilmesi için yaratılması lazım. Ayrıca tasvir edici, şekil verecek. Kedinin yavrusu mu, farenin yavrusu mu, insanın yavrusu mu? Rızık verici, sütünü hazırlayacak veya yaşına göre meyveler hazırlayacak gibi çok isimlerin aynı anda, her yerde, aynı sistemde tasarrufları, tasarrufatları görünüyor. Elbette ve elbette bu durum bedahetle açıkça şehadet eder ki o ihatalı isimlerin, bütün kainatı kuşatan bu isimlerin müsemması, bu isimlerin sahibi ve her yerde aynı tarzda görünen şumullü fiillerin, her şeyi kapsayan bu işlerin faili, yapanı birdir, tektir, vahittir, sıfatları da tektir, ehaddir, zatında da tektir. Amenna ve saddakna. Böyle iman ediyoruz ve bunu tasdik ediyoruz. Hem madem masnuatın maddeleri, geldik buna, bütün sanat eseri şeylerin ana maddeleri ve mayaları, mayaları olan unsurlar, unsur dediği iki türlü, tekrar ediyorum. Ya dört şeyi düşüneceksiniz ya 120 küsur elementi düşüneceksiniz. Zemini ihate ederler. Bütün zeminde var değil mi bunlar? Dördü de o 120 küsuru da. Ve mahlukattan vahdeti gösteren, birliği gösteren, çeşit çeşit sikkeleri taşıyan nevilerin her biri bir iken, mesela insan nevi bir değil mi? Domuz nevi bir, aslan nevi bir, kırmızı çiçek bir, neyse işte. Ruh-i zeminde, yeryüzünde intişar edip istila ederler. Her tarafa yayılır ve kapsarlar, kaplarlar. Elbette bedahetle ispat eder ki, bu durum açıkça ispat eder ki, o unsurlar, o kainattaki bütün sanat eserlerini meydana getiren elementler, müştemilatıyla, içinde bulunduğu her şeyle ve o neviler, meydana getirdiği türler efradıyla, fertleriyle, bir tek zatın malıdır, mülküdür. Ve öyle bir vahid-i kadirin kudreti nihayetsiz ve sıfatları da kendinde tek olan Allah'ın masnuları, sanat eserleri ve hizmetkarlarıdır ki
o koca istilacı unsurları. Ne demek istilacı unsur? Bunu daha önce de açıklamıştım. Burada özellikle dört unsuru kastediyor. Dört element. Su, ateş, toprak, hava. Üçünün de özelliği merhameti yok bunların. İstilacıdır. Yani ne demek? Şimdi çıktınız bir otobana veya bir caddeye bir araba geliyor. O araba istilacı değildir. Niye? Şoförü var. Kontrol ediyor. Ama çıktınız bir dağın yarısına müthiş bir sel geliyor. Zararı yok. Yayaya yol verir mi diyeceksiniz. Alır götürür sizi. İstilacı dediği bu. Ama bela ve musibet olarak, ibret olarak başımıza gelenler hariç istila etmiyor dünyayı. Yoksa sudan dünya yaşayamaz. Yani şu hızla dönerken biraz da denizler fışkırsa var ya, şu anda hiçbirimiz burada yoktuk. Bir korona meseleyi halletti. İstilacı unsurları gayet itaatli bir hizmetçi ve o zeminin her tarafına dağılan nevileri gayet intizamlı bir nefer hükmünde istihdam eder. Bu hakikat dahi Risalet-ün Nur'da ispat ve izah edildiğinden burada bu kısa işarette iktifa ediyoruz. Bizim yolcu bu beş hakikattan aldığı feyzi imani, iman feyzi ve zevki tevhidi, Allah'ın zatı ve sıfatlarında gördüğü birlik manasındaki zevki, neşesiyle müşahedatını, bu kainatta gördüğü şeyleri hulasa ve hissiyatını, duygularını tercüme ederek kalbine diyor. Bak kitabı kainatın saf hayrengenine. Bunu Hulusi abi göndermiş üstada. Hulusi Yahya Gilabi. Yani şu kainat kitabının, kainatı kitaba benzetiyor. Çok renkli saf sayfasına bak bakalım. Neler var? Hame-i zerrini kudret. Harika bir şey değil mi bu? Hame-i zemini kudret, zerrini kudret. Kudretin altın kalemi. Yeryüzünü ne güzel anlatıyor. Gör ne tasvir eylemiş. Kırmızı güle o rengi vermiş. Senin sevdiğin oğluna, torununa farklı renk vermiş. Dünyada şu anda benim Hüseyin ve Neva'dan daha kıymetli gül yoktur benim nezdimde. İki torunum. Hepsine. Kalmamış bir noktayı muzdim. Karanlık bir nokta yok. Çeşmi dil erbabına, gönül çeşmesi sahibi olan insanlara, anlatabildim mi? Hiçbir zaman, yani kalp gözü açık demek yani. Açık olanlara asla karanlık bir şey yok. Sanki ayatın hüda, yani şu kainat kitabındaki ayetleri Allah nur ile tahrir eylemiş. Nurla yazmış, kaleme almış. Hem bil ki kitab-ı alemin evrakıdır ebadına mahdud. Bu da çok güzel. Şu alem bir kitap. Şu alem kitabının yaprakları, boyutları sınırsız bir şekilde mevcuttur. Yani yapraklarının sınırı yok, geniş. Öyle yazılmış. Sutur-u hadisatı derdir. Zaman içinde, zamanla bu yapraklar içinde yazılan hadiselerin satırları asarına amadır. Sayılamayacak kadar çok eserlerdir. Şimdi benim köyümü düşünüyorum. Dedemi de o evde yazdı Allah. Babamı da yazdı. Veli dedemi de yazdı. Annemi de yazdı. Şimdi beni yazdı. Beni de yakında silecek. Bu çok önemli bir şey. Yazılmış deskâh-ı levh-i mahfuz-u hakikatta. Gerçekte levh-i mahfuz denilen tezgahta yazılmış bunlar. Dünyaya orada yazılanlar geliyor. Mücessem lafz-ı manidardır. Yani şu güldür, insandır, hayvandır. Kainattaki her şey mana ve ifade eden bir lafız gibidir. Mücessem bir lafız. Alemde her mevcut. Hem dinle. Cû la ilahe illallah. Beraber mizenent her şey. Maalesef mizenent olacak ama zal yazmış. Bana göre yanlış, benim bildiğim Farsça'ya göre. Yani baştan başa her şey. Anlatabildim mi? La ilahe illallah zikrini ilan ediyor. Her şey. Demadem cüyeden ya hak. Ey hak diye haykırıyor. Seraser baştan başa cüyeden ya hay.
Ey hay diye haykırıyor her tarafa. Naam, evet. Ve fi kulli şeyin lehu ayetün. Bu da şeyindir. Ne derler ona? İbnül Mu'tez'in bir şiiri. Önemli bir şiir. Üstad daha önce de zikretti bunu. Her şeyde bir delil var ki tedullu ala ennehu vahid. Gösteriyor ki ustaları ve halikı birdir. Diyerek kalbiyle beraber nefsi dahi tasdik ederek evet dedi, evet dediler. İşte dünya misafiri ve kainat seyyahının ikinci menzilde müşahede ettiği beş hakikatı tevhidiyeye kısa bir işaret olarak birinci makamın ikinci babında ikinci menzile ait yani kibriya ve azamet menziline ait böyle denilmiş. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. El-Vahidul Ahad sıfatlarında tektir, zatında tektir. Ellezî delle alâ vahdetihi fî vücûbi vücûdih. Öyle bir Rab'tır ki vücûbu vücudu içinde birliğine şunlar delalet ediyor. Bir, müşahedetu hakikatil kibriyâ vel azameti fil kemâli vel ihâta. Hem kemalde hem de kainatı kuşatma noktasında Allah'ın kibriya ve azameti hakikatını müşahede ediyoruz. Bu delildir. Allah'ın vücubu vücuduna ve birliğine. Başka iki ve keza aynı şekilde delildir Allah'ın vücubu vücuduna ve birliğine. Ne? Müşahedetu hakikati zuhuril ef'ali bil itlak ve ademin nihaye. Allah Allah. Kainattaki bütün fiillerin mutlak olarak ve sınırsız bir şekilde ortaya çıkması hakikatını biz görüyoruz, müşahede ediyoruz. Bu da ikinci delil. Öyle ki la tukayyiduha, o fiilleri kayıt altına alamıyor. İllel iradetu vel hikme. Allah'ın iradesi ve hikmeti dışında bir şey kayıt altına alamıyor. Hemen hatırlayın. Alnınızı ve kaşınızı. Bak alında saç yok. İrade öyle istiyor. Kaşta var. Hikmet öyle istiyor. Onun dışında onun kudretini kayıt altına fiillerini alan yok. İstese tümünü söyleme sahip ayı gibi kıllı yaratır. Ya ve keza bu da kaçıncı? Üçüncü. Aynı şekilde delildir vücubu vücut ve vahdetine. Müşahedetu hakikati icadil mevcudati bil kesretil mutlakati fis süratil mutlaka. Bu altı tane nokta zikredecek. Biz teker teker okuyacağız. Yani şu kainatı icat ederken mutlak bir sürat içinde ve sınırsız bir çokluk içinde yaratması. Şimdi dikkat edin. Koronavirüsü çıktı. Ağza yapılacak ne diyorlar ona? Maske. Ulan büyük devletler maske derdine düştü biliyor musunuz? Çünkü hem çok olacak hem süratli olacak. Beşer için bu mümkün değil. Allah'a ait bir mucizedir. Düşünün kırmızı gülün yapraklarının çokluğunu. Sayılabilir mi bu? Ama bir anda oluyor hepsi. Demek ki birincisi bu. Demek mevcudatın icadı. Nasıl icadı? Hem hızlı hem de mutlak bir çokluk içinde. İki, bu da çok önemli. Hep bunlar birbirinin devamı. Ve halkul mahlukat, mahlukatı yaratmak. بِسْهُولَةِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْاِتْقَانِ الْمُطْلَقِ. Hem kayıtsız ve mutlak bir sanat içinde ama mutlak bir kolaylık içinde. Bu insan için mümkün değil. Şurada İskenderpaşa'ya giderken bir bıçakçı var. Gidin normal bir mağazadan, süpermarketten bıçak alın. Beşini 5 euro alırsınız. Bir de gidin oradan alın. Bir tanesini 200, 300, 2000 euro olanlar var. Girdim fiyatlarını sordum. Niye? Sanat mutlak. Ama adam çok kolay şey yapamıyor. Ancak işte sayacak 2 tane, 3 tane, 4 tane. Bütün dünya ihracat yapıyor biliyor musun? Hatırladın mı o şeyi? Bıçakçıyı. Bizim Ahmet İlker bilir bunu. Çok manidar bir şey. Ama Cenab-ı Hak öyle değil. Hem sanatın zirvesinde itkanı demek. Etkane kulle şeyin halata. Yarattığı her şeyi son derece sanatlı yaratıyor Allah. Hiç kusuru yok.
Bir bakıyorsun efendim diyor Mercedes 300 bin arabasını geri çekti. Niye kusur çıkmış? F-35'te 985 tane proje hatası çıkmış. Demek burada öyle değil. Mutlak sanat için de mutlak kolaylık. Bu da 3 oldu değil mi şu anda? Dördüncü, ve ibda'ul masnuat, bütün sanat eserlerini ilk defa yaratıyor. Mesela sen, ben, hepiniz ilk defa bu planda bir insan yaratıldı. Ama nasıl? Bil mebzuliyetil mutlaka, o kadar bol ki, 8 milyar adam var. Bir de sivrisineyi düşün, bir de hamsiyi düşün. Ama fi gayeti husni sanati ve gulubil kıymeti. Hem sanatı çok güzel, nihayetsiz, hem de kıymeti çok güzel. Kıymetsiz değil yani. Ya 8 milyar insan var, senin oğlun da ölmüş, ne zararı var? Kimse böyle der mi bir anne baba? Anladın mı? Hepsi kıymetli. Bu da kaçıncı, dördüncü müdür nedir? Ve keda aynı şekilde bir başka delil. Allah'ın vücubu vücuduna ve bir de neye? Vahdetine. Müşahedetü hakikati vücudil mevcudati. Bütün mevcudatın varlığını biz gerçekten müşahede ediyoruz ki nasıl müşahede ediyoruz? Alevetil külli ve külliyeti. İster bir bütün olarak. Kül dediği maddi bütün. Ve külliye dediği de mana itibariyle. Ben düşünen bir insan olduğum, canlı olduğum gibi 8 milyar da öyle. Bu külliye işte. Ha, ama kül beden olarak. Benim vücudum böyle olduğu gibi bütün insanlar. Vel ma'iyyeti vel camiiyyeti. Beraber yaratıyor. Bir dağın içi üzerinde misal verdik ya, yüzlerce çiçek var. Ama beraberlik içinde karıştırmıyor. Vel camiiyye, hepsini içinde topluyor. Ve tedahül, iç içe yaratıyor. Ama mükemmel yaratıyor. Vel münasebe, iç içe münasebet içindeler. Başka bir delil. Ve keza aynı şekilde müşahedetü hakikatil intizamatil ammetil münafiyetil şeriketi. Ortaklığa ve şirke aykırı kainatta görülen umumi intizamların bizzat hakikaten müşahede etmemiz de Allah'ın vücubu vücudunu ve vahdetini gerektiriyor. Başka bir delil. Ve keza müşahedetü vahdeti medaratü tedabiril kainatı dâlleti ala vahdeti sani'iha bil bedara. İki kere iki dört eder derecede. Açıklıkla şu kainatın ustasının bir olduğuna delalet eden, şu kainatın, anlatabildim mi, tedbir ve de idaresini yürütmedeki birliği müşahede ediyoruz. Bu da delil. Ve keza aynı şekilde vahdetül esmai vel ef'alil mutasarrifetil muhita, bütün kainatı kuşatan ve kainatta tasarruf eden ne kadar isim ve fiiller varsa hepsi bir isim, aynı isim, aynı fiil. Ve son olarak ve keza aynı şekilde vahdetül anasiri vel envai münteşiretil müstevliyeti ala veçilat, yer küresi üzerinde istila eden, istila etme özelliği taşıyan ama her tarafa yayılmış olan bütün unsurlar ve nevilerin bir olması da bunu ispat ediyor. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. O finişe basacaksın. Tamam, bastım hocam. Aslan kızım benim. Sağ olasın. Şey ötekini yapsın, de kapat. Tamam. Ya 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 ya, bu ders çok muhteşemmiş ya, öyle mi? Çok. Var mı bir itirazı olan?